Mezun, neden bizden nefret ediyorsun? Bazı çizgi film karakterleri harbiden sinirli oluyor. Bu karakterleri yaratırken güzel ülkemin güzel insanlarından esinlendiklerini düşünüyorum ara sıra. Neden böyle düşündüğümü az çok anlamışsınızdır bence. Bu videoda çizgi film evrenlerindeki en sinirli karakterlerden biri olan Benson'dan bahsedeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi Benson sinir konusunda üst levellerde yaşıyor. Neyse arkadaşlar, bu tarz çizgi film karakterlerini anlattığım videoları seri halinde yapmak istiyorum. Bu videolar bence oldukça güzel oluyor gibi geliyor bana açıkçası. Sizce bu tarz videoların devamı gelsin gelmesin mi yorumlarda siz de yazarsanız sizlerin de fikirlerini görürsem güzel olur arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce video like atmanız önemli arkadaşlar. Like sayısına göre bu videoları seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ona göre karar veriyorum ben de. Yani aslında video like atarak bu sayede sevdiğiniz videonun devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Neyse bayağı bir uzattım, boş da yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Daha da fazla lafı uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit. Anlamıyor musunuz? İşimi kaybetmek üzereyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Benson. Çizgi film evrenlerinde bulunan en sinirli karakterlerden biri. Belki de en sinirlisi. Bu siniri onun kötü biri olması manasına mı geliyor, yoksa sadece onun bu sinir bir huyu mu? Yani sadece sinirli biri mi? Biraz da bu sorulara cevap bulacağım bu videoda. Eminim bu videoyu izleyenlerden de bu şekilde olanlar vardır. Mesela ben de öyleyim. Fazlaca sinirli biriyim. Hemen kızabilirim bir şeye. Ama bu benim kötü biri olduğum manasına gelmiyor bence. Çünkü bunu aslında kötülükten dolayı yapmıyorum. Sadece elimde olmadan ufacık şeylere bile bazen sinirlenebiliyorum. Ne demek istediğimi bence yaşayanlar anlamıştır. Bence Benson'ın da yaşadığı olay bu tür bir şey. Benson'ın bu durumunu daha iyi anlayabilmek için bence Benson'ın çocukluğuna bir göz atmalıyız. Sürekli dizinin bir bölümünde Benson'ın küçüklüğünde ailesiyle yaşadığı bir durumu göstermişler de bize. O kesidi şimdi size göstermek istiyorum. İzleyin. Şey, tuz. Bak evlat, bu sofrada bir şey söyleyeceksen bağıracaksın. Neden bağırmıyorsun? Tuzu verin. Al bakalım. Gördüğünüz gibi Benson'ın şu andaki sinirli durumunun bir sebebi de aslında ailesi. Ona zorla diretilmiş aile ahlakı. Yanlış bir aile ahlakı ama tabii. Böyle bir ailenin içinde sinirli olmamak ve bağırmamak elde değil. Çünkü bağırmazsan ve sinirli olmazsan istediğin bir şeyi bile elde edemiyorsun bu ailenin içinde. Ve haliyle hayatta kalmak için de böyle bir kişiliğe bürünmen gerekiyor. Yani Benson'ın bu durumunda ailesinin büyük bir rolü var. Çünkü gördüğünüz gibi zorla adımı bağırttırıyorlar. Ve bir süre sonra haliyle bu sizin üzerinizde bir huy olarak kalıyor. Ve aslında Benson'ın kötü biri olmadığını da sürekli dizinin bölümlerinden anlayabiliyoruz. Dikkatlice izlediyseniz bölümleri, bazı bölümlerde Benson Rigby ve Mordecai'ye şefkatli yaklaşıyor ve onlara bazen yardım bile edebiliyor. Sizden nefret etmiyorum. Yaptığınız şeylerden nefret ediyorum. Tamam, bazı yaptıklarınızdan nefret ediyorum. Bilerek yapmadığınızı... Sürekli dizinin hiçbir bölümünde benim bildiğim kadarıyla Benson'ın böyle kötü bir davranışı gösterilmiyor aslında. Sinirli olması dışında tabii, bir de bağırması dışında. Yani gerçekten kötülükten bahsediyorum. Birine zarar verme, onun kuyusunu yeşme, böyle kötü hareketlerde bulunduğu pek gözükmüyor. En azından ben açıkçası Benson'ın kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Aslında sadece genetiklerinin ve ailesinin kurbanıydı Benson. Dikkat ettiyseniz gerçekte de böyle ailesinde sinirli ve sürekli bağıran, gergin insanlar olan kişiler de sinirli ve gergin insan İnsanlara dönüşüyor bir süre sonra. Bunun için çok güzel bir laf söylemiş atalarımız. Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen belki de çok iyi bir insansın. Hiç sinirli değilsin. Yumuşacık pamuk gibi bir insansın. Ama bulunduğun ortamda gergin insanlar, sinirli insanlar bulunuyorsa veya bulunduğun ortam seni bu duruma teşvik ediyorsa senin elinde olmadan bu yöne doğru ilerliyorsun gibi gözüküyor. Tabii böyle bir hayat yaşaman veya bu tür bir durumda olman senin insanlara kötü davranmanı veya böyle bağırmanı, çağırmanı haklı bir konuma getirmez. Böyle bir çocukluk yaşaması tabii bu sinirini bir tık daha yumuşatıyor. Yani onun için bir bahane aslında. Ama yeterince kuvvetli bir iradeye sahipseniz bu öfkeli yanınızı biraz törpüleyebilirsiniz. Ve bu bile bir ilerleme aslında. Bir başarı. Çünkü bu tür kalıtsal özellikler veya böyle aileden geçen özellikleri yenmek ve onları törpülemek cidden güç isteyen bir şey. Konumuz Benson'dan uzaklaşıp biraz öğüt vermeye geçti gibi ama neyse. Benson'a geri dönelim. Benson aslında ailesinin ve genetiklerinin kurbanı olan iyi bir adam bence. Benson'ın her zaman kalbimizde ayrı bir yeri olacak. Sürekli dizinin yapı taşlarından biri olan Benson. Ne kadar sinirli olsa da ve bağırsa da her zaman onu seveceğiz bence. Çünkü Benson'sız bir sürekli dizi asla düşünemeyiz. Benson hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar benim. Benson hakkında sizin de teorileriniz ve düşünceleriniz varsa yorumlarda yazmayı sakın ihmal etmeyin. Belki benim görmeyip sizin gördüğünüz şeyler de olabilir tabii. Oradan bilgilenmiş olurum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun da başında söylediğim gibi böyle çizgi film karakterlerini anlattığım videolar yapmak istiyorum. Çünkü bu tarz videoları sevdiğinizi düşünüyorum açıkçası. Bu tarz videoların devamı gelsin
gelsin gelmesin yorumlarda yazmayı sakın ihmal etmeyin ve bu videoya gelecek like sayısına göre bu tarz videolar gelir arkadaşlar. Yani ne kadar çok like gelirse ona göre anlıyorum videoyu sevdiğinizi ve devamınızı isteyip istemediğinizi. O sebepten like'lara abone olalım ve kanala da abone değilseniz abone olursanız fevkalade olur. Bir dahaki bölümlere görüşmek üzere. Hoşça kalın.